Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından, Baş Başa programından merhaba konuğum eski Aydın Belediye Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Akademisyen Hüseyin Aksu. Sayın Aksu ile bugün Koçarlı ilçesini konuşacağız. Hoş geldin Sayın Başkan. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sayın Başkan, Koçarlı küçük bir ilçe, herhalde hemen bir bölümde bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yaptım ben, bütün ilçeleri ayrı ayrı biliyorsun ele alıyoruz. Ve her ilçenin bütün sektörlerde hazırlanmış olan projelerini bir bütün olarak sunuyoruz. Sektörler 17 tane. Evet. Şimdi 17 sektörün her birine 3'er dakika ayırsan zaten program bitiyor. Evet. Örneğin ulaşım sektörü, tarım sektörü, işte Kuşadası, Didim'de turizm sektörü, bunlar çok önemli sektörler. Öyle 3 dakikaya sığmıyor. Dolayısıyla bundan sonra bir programa sığacak şekilde daralttım sunum kapsamını. Bazı ana başlıklardaki projeleri birbirini tekrar etmemek adına. Evet. Zaten onlar bir diğer ilçelerde yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri aynen burada da geçerli falan gibi. Evet. Mesela sosyal hizmetler bir büyük şehir projesi. Evet. Yine ulaşımın büyük şehirle ilgili yanı var. Katı atık yönetimi, kanalizasyon sistemleri, arıtma sistemleri, bunlar İl genelinde bütün. Evet. Bunları her ilçe için ayrı ayrı uzun uzun anlatmak yerine kısaca başlıklarından geçersek, o ilçeye özel projeleri sadece koyarsak daha kısa bir süre içinde tamamlayabiliyoruz. Bugün evet. Koçarlı'da bunun ilk denemesini yapacağız. Çünkü evet. Ağzımız yandı. Kuşadası'nı neredeyse 3 haftada bitirdik. Germence'yi 5 haftada bitirdik. Evet ya. Yani böyle giderse ömür yetmeyecek projeleri anlatmaya. Onun için Koçarlı'da Aydın'ın ne kadar büyük, ne kadar zengin, potansiyel ne kadar fazla olduğunu yani burada görüyoruz. Hep onu söylüyorum. Aydın'ın hangi ilçesini ele alırsanız alın, kendine özgü bir özelliği var. Her parçasının, bırakın ilçeyi, her köyünün, her dağının evet. bir ciddi bir potansiyeli var. Kalkınma yolunda, içinde yaşayan bizlere, yani insanlara sağlayabileceği mutluluk, huzur, refah gibi konularda çok büyük bir potansiyeli var. Ama maalesef şunu görüyoruz ki bunların hiçbirini kullanamıyoruz. Evet. Ve o kadar kötü kullanıyoruz ki, yani rastgele yaşıyoruz diyebiliriz. Bu, evet. bu güzel iklimde, bu güzel topraklarda hiç hakkını vererek bir şey yaptığımızı maalesef iddia edemiyorum. Sayın Başkan, Allah Ege bölgesine ayrıcalık davranmış. Ege bölgesinin içinde Aydın'a çok ayrıcalık davranmış. O Koçarlı sanki en şanslılarından bir tanesi gibi geliyor bana, ovasıyla şeyle. Bir de dağına bakıyorsun, o Latmos'tan Milas'a inen tarafta bildiğiniz doğa harikası şeyler var. Hiçbir şey olmasa sadece oraya turizme satsan, insanları getirsen götürsen, şuradan buradan girin buradan çıkın, 2 saatlik 3 saatlik bir arabayla şuradan geçin desen, insanlar $150-200 para atar gider yani. Yani mesela bugün ben turizm başlığını bir açsam bir programı götürür. Onun evet. için turizm başlığını hiç koymadım bile. Evet. Çünkü Latmos'u biz anlattık. Aydın'ın turizm potansiyelinde Latmos'la ilgili büyük kavgalar verdik. Hı. Latmos'la ilgili büyük projeler hazırladık. Yani bir alanı sit alanı ilan etmek, birinci derece sit alanı ilan etmek veya koruma alanı ilan etmek ya da milli park ilan etmek evet. işe çözüm getirmiyor. Evet. Oraya özgü bir proje geliştireceksin. Doğayı koruyan fakat kullanabilen bir sistem kuracaksın. Evet. Koruma ve kullanmanın bir dengesinin olması gerekiyor. Evet. Yani bazen bunu hem kullanma adına abartıyoruz, yanlış yapıyoruz, doğayı mahvediyoruz. Hı. Bazen de koruma adına aşırıya kaçıyoruz. Hiç elinizi sürmeyin, aman yanaşmayın şeklinde. İnsana sağlayabileceği doğanın bütün yararları dışlıyoruz. Evet. Şimdi Latmos'ta da zaman içinde böyle öneriler getirdik. Oradaki o tarihsel zenginliği, yani çağlar ötesinden gelen büyük zenginliği, doğa harikası olan özelliklerini. Çünkü Latmos dünyadaki ilk yerleşmelerden bir tanesi. Evet. Anadolu zaten bunun beşiği. Latmos bunlardan ilk, yani mağara devrinden kalan nadir buluntuların bulunduğu bir alan. Evet. Ama bunun yanı sıra doğal özellikleri de muhteşem. Sayın Başkan, Latmos'u ayrıca açalım. Latmos'u ayrıca bir konuşalım. Program yapmak şimdi gerekir. Şimdi Koçarlı ile ilgili onun için biz gelecek vizyonumuz nedir? Koçarlı ile ilgili Hüseyin Aksu evet, gibi, ona başlayalım. Gibi işler öngörüyor. Bu arada National Geographic bana ve Aslı Hanım'a Aydın'daki Orman Kent projesi için bir ödül taltifte bulundular.
Bir şekilde Aydın'daki o projeler işte YouTube'da, şurada, burada gündeme geliyor. Onun için National Geographic'in Türkiye'deki temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Yani biz ödülü fazla abartmıyoruz. Çünkü biz 500 bin Aydın gibi bir şehre fidan diktik. Onlar evet. ağaç oldular. Evet. Onunla gurur duyuyoruz. Evet, bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. National Geographic ürün yerleştirme bulunmaktadır. Çok sağ olun. Şimdi ekrana alalım Koçarlı'yı şimdi. Evet. Koçarlı için bir değişim ve dönüşüm hamlesi adı altında bir şey hazırladık. Evet. Koçarlı'nın önce bir mevcut durumuna bir bakalım. Evet. Koçarlı 17 ilçemizden bir tanesi. Efeler ilçesine çok yakın bir ilçe. Evet. Yani Efeler'e en yakın İncirliova var. Ondan sonra Koçarlı geliyor. Evet. Dolayısıyla 22 kilometre mesafede Aydın'ın 12. ilçesi. Aydın ilinin sahasının 17'de biri, %6'sını evet. kapsıyor. 471 kilometre. Rakımı dağlarıyla birlikte 60 metre gözüküyor ama Koçarlı'nın kent merkezi daha düşük seviyede, deniz seviyesine çok yakın, 15 kotunda filan. Evet. 52 tane kentsel ve kırsal mahalle var. Bu kavram da artık çok büyük bir hata sonucu. Köyleri yok ettik, mahalle dedik. Birazdan değineceğiz bunun getirebileceği yan etkileri. Yani köy köydür. Köye mahalle yaparsanız kavramlar birbirine girer. Koskoca beldeleri, içinde 3 tane mahallesi olan Ortaklar Beldesi'ni, Umurlu Beldesi'ni, evet. mahalleleri iptal et. Her birinde binlerce nüfus olan Umurlu'ya mahallede. Ondan sonra Koçarlı'nın Taşköy Mahallesi var. Birazdan göstereceğim. 37 nüfus var, ona da mahallede. Evet. İşte bu bir yönetimsel bozukluğa yol açıyor. Değil mi? Bunların düzeltilmesi lazım ama kimse kimseyi dinlemiyor. Türkiye'de siyaset artık bir kör dövüşüne dönüştü. Türkiye'de idari... Artık ortak akıl diye bir şey kalmadı değil mi? Ortak akıl diye bir şey, akıl diye bir şey kalmadı ki ortağı olsun. Yani herkes böyle bir hırsla bir iktidar savaşına dönüştü Türkiye'de siyaset. Bunun izlerini her yerde rastlıyoruz. Bakın Koçarlı'nın nüfusu 60 yılda hiç artmamış. Bu çarpıcı bir cümle değil mi? Evet. Yani bırakın artmayı, üçte biri kadar azalmış. Böyle bir şey var mı arkadaş? Evet. 1965 yılında 33 bin olan Koçarlı'nın nüfusu 22 bine düşmüş. Ya hangi devirde yaşıyoruz ya? Evet. Burası Güneydoğu Anadolu mu? Burası Hakkari mi? Burası Koçarlı. Adnan Menderes'in memleketi, göz bebeği bir yer. Evet. Doğa harikalarının, turizmin, tarımın, sanayinin, her şeyin olduğu bir yerde şu sonuca bakın. Koçarlı'nın yalnız bırakılmasının en bariz örneği bakın burada yazıyor. 1965 nüfusu 32.990, 2020 nüfusu 22.600. Ya böyle bir şey var mı ya? Evet. Bakın eğriye bakın. Koçarlı eriyor, eriyor. Kaderine terk edilmiş. Nüfus nasıl düşüyor görüyor musunuz? Evet. Yani bu zaten bir şehrin terk edilmişliğinin en bariz göstergesi nüfus. Şimdi bakın bunlar Koçarlı'nın mahalleleri, köyleri ve merkez mahalleleri. İki tane de beldesi vardı. Bıyıklı, Yeniköy. Bunlar da yok edildi. Hepsi mahalle oldu. Yeni mahalle mesela Koçarlı'nın merkezindeki 1800 nüfusu var. Öteki tarafta da Taşköy var. Altyazıdan dolayı izleyemiyorsunuz ama altta gözüküyor bakın. En altta, altyazının altında. Taşköy diye gözüküyor. 37 nüfusu var. Evet, biraz yukarı kaldırımını gördünüz, evet. Evet, nüfus 37 kişi. Ya bir köyün nüfusunun 37'ye düşmesine nasıl izin verirsiniz? Hiç mi el uzatmadınız o köye? Evet. Yani 37 nüfuslu köy, aha bakın. Nerede? Üstelik Koçarlı merkeze son derece yakın bir noktada. 37 kişi yok olmamak için savaş veriyor. Ben son durumunu bilmiyorum ama kalkıp gideceğim. O 37 kişi kimler? Evet. O köyle bağlantısı olan... İncirlova'nın Hamitler Mahallesi var. Var canım. Yani Aydın'da çok örnekleri evet. var da Koçarlı'yı konuştuğumuz için bunu örnek gösteriyorum. O 37 kişi herhalde köyünü terk etmek istemeyen, evet. köyün yok olmasını içine sindiremeyen 37 tane yaşlı insandır. Evet. Yani bu Koçarlı'nın mevcut durumunu tespit ediyoruz ya, ne kadar vahim olduğunu buradan görüyorsunuz. Dönüp gidelim geçmişte neymiş? Cumhuriyet döneminde neymiş? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Koçarlı bir belediyelik ve evet. üstelik bucak. Nahiye müdürü var içinde. İdarecisi var. Evet. Kaymakam gibi. Ve belediyelik.
1580 sayılı Cumhuriyet kurulduktan sonra kanun çıkıyor. 2000 nüfusun altında olan yerlerde belediye kurulmasın deniyor. Ondan dolayı belediye olma özelliği düşüyor. Koçarlı köye dönüyor. Evet. Sonuçta 1946'ya kadar bakın. Cumhuriyet kurulduğunda 2000'in altında olan Koçarlı nüfusu 1946'ya kadar artıyor. Tekrar belediye oluyor. Biz onu alıyoruz, tekrar tersine çeviriyoruz. Nüfus geri gitmeye başlıyor vesaire. Geçmişi de böyle Koçarlı'nın. Peki Koçarlı ne yapar? Koçarlı ilin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olmasına rağmen ekonomisi demek ki çok kötü ki sürekli göç veriyor, nüfus alamıyor. Ekonomisi bizdeki tabii ovada pamuk, yamaçta zeytin, tepede incir, kestane, işte ufak tefek son dönemlerde seracılık. Bunlarla geçimini idare etmeye çalışıyor. Temel sorunlarından bir tanesi de orman arazileri var. Evet. Öyle bir şey ki Koçarlı'da ciddi bir örtülü orman olmamasına rağmen Koçarlı'nın çok büyük bir bölümü orman statüsüne alınmış. Bu Atatürk'ün bir emriyle yapılmış bütün Türkiye'de. Demiş ki 300 yıl geriye gidin. Türkiye'de neresi ormansa onları bu ülke, bu cumhuriyet ormanlandıracak demiş. 100. yıla geliyoruz, daha ormanlandırdığımız filan da yok. Evet. Hazır ormanlandırılmışları da korumakla ilgili. Hazır ormanlandırılmışları da yakıp sağa sola dağıtmaya başladık. Ha şunu da hakkını verelim. Yani son 20 yılda bir de özellikle Veysel Eroğlu bakanımızı, mühendis kendisi buradan analım. Ciddi şekilde ormanlandırma çalışmaları hızlandırıldı, yapılıyor ama yeterli evet. değil. Evet. Ankara'nın yaptığı hiçbir kampanyanın Türkiye'yi bir yere götürmesi mümkün değil. Halkı içine sokacaksınız, yerel yönetimi sokacaksınız. Ondan sonra ormanı orman edeceksiniz. Zaten bizim Koçarlı ile ilgili projelerimizin içinde bu da var. Yani oradaki şu anda taşlı, kayalık gözüken, üzerinde ot bitmeyen veya işte kısmen mera gibi vatandaş tarafından kullanılan, çalıtsız çırpısı toplanıp yakılan arazileri ıslah etmek, ihya etmek. Zeytinle, efendime söyleyeyim ama daha ziyade fıstık çamıyla. Yani künar dediğimiz fıstık çamıyla orada çok geniş arazi üretmek mümkün. Dolayısıyla bunlar bu projelerin içinde yer alacak. Şimdi gelelim, devlet Koçarlı'ya nasıl yanaşmış? Koçarlı eriyor gidiyor diyoruz ya. Evet. Devletin nasıl yanaştığını görmek için bu Türkiye'nin üst ölçekli planı dediğimiz 1/100.000'lik bir imar planı var. Evet. Bu Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı en üst plan. Bütün belediyeler buna uymak zorundalar. Evet. O plana göz atınca devletin o kente, o şehre nasıl yaklaştığını biz görebiliyoruz. Koçarlı'daki plan bu bakın. Şimdi siz bundan tabii ki çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Ama burada hemen Şenköy, Sabuca, Büyükdere, Şahinciler, Dedeköy, Koçarlı'nın burnunun dibinde. Yanında yine başka köyümüz var, Atatürk var. Halil Beyli var, ileride Çakmar var. Evet. Bunları dışında tutup da Koçarlı'nın o kahverengi olan kısım var ya bakın şu merkez. Hı hı. Sarılar da gelişme alanı, mor olan da sanayi alanı. Evet. O mor olan alan zaten Aykim Alüminyum Fabrikası. Tesadüfen Allah razı olsun birisi gitmiş kurmuş. Başka da ne sanayi var ne bir şey var. Kimse de desteklememiş. Orada yalnız başına kalmış. Gelişme alanı var mı? Yok. Ya bir tane fabrika var, bir ikincisini kuralım, bir bölge yapalım. Kimse düşünmemiş. Sarı bölgeler şehrin gelişme alanları. Ne kadar dar görüyor musunuz? Ben bunları hesapladım. Bu şehir cazibe merkezi haline getirsek, insanlar oraya gitse, yatırım yapsa, evet. oraya yerleşse bu ayırdıkları alan yetmiyor. Yani demiş ya siz Koçarlısınız yani ne haliniz varsa görün. Ne gelişme alanı ayırmışlar imar planında, ne sanayi alanı ayırmışlar, ne hizmet alanı ayırmışlar. Tek yaptıkları şey bakın, şurada kuzeyden geçen turizm yolu. Turizm yolu da Aydın'ın 40 yıllık hikayesi. Hala açılacak. Ya onunla ilgili çok farklı söylentiler yani, de yayılıyor. Yanlışlar var. Tabii ki Adnan Menderes şu andaki karayolumuzu, yani şu anda Aydın'daki karayolunu yaparken de çok dedikodu edilmiş. Başbakan buraya havaalanı mı yapacak, tarım arazileri gidiyor. Biz tarım arazilerin nereye gittiğinin farkında değiliz. Evet. Tarım arazileri dağdan ovaya inen köylerimiz tarafından o kadar işgal ediliyor ki. O köyler kontrolsüz biçimde
köylümüz tarafından değil bakın, kentlimiz tarafından gidiyoruz oraya villa yapıyoruz, izin veriyoruz. TOKİ gidiyor, kardeş köye TOKİ yapıyor. Ya bunlar bu kadar yanlışı nasıl bir araya getiriyorsunuz kardeşim? Ondan sonra da tarım alanı. Çıkın bakın, bizim şu kardeş köy sahasındaki kullanılan alan bizim Mimar Sinan Mahallesi'nin iki katı. Kardeşköy'de yaşayan nüfus 2000-3000, Mimar Sinan Mahallesi 40 bin kişiyi kaldırıyor. Hangisi daha uygun tarım alanlarını koruması açısından? Tabii ki Mimar Sinan Mahallesi. Evet. Ama ciddi bir mahalle kurmaya kalktığında bu sefer de bas bağırıyorlar. Evet. Ya işte tarım alanlarını mahvetti. Ya yani köylerin bu saçma sapan gelişmesinin niye önünü kesmiyorsunuz? Niye bunlara imar planlarınıza yansıtmıyorsunuz? Yani 100 binlik planda da Koçarlı terk edilmiş arkadaş. Bak ne demişiz? Mevcut çevre düzeni planı Koçarlı'ya çok az gelişme alanı ayırmış durumda. Kenti adeta kaderine terk etmişler. Mevcut ayrılmış olan gelişme alanında sadece 3000 kişi sığabilir. Yani 3000 kişiden fazlasına orada yer yok. Defolun gidin demişler. O 3000 kişi de zaten gitmiyor. Yine bakın burada mevcut olan Aykin fabrikası desteklenmemiş, gelişme olanakları sağlanmamış, kentin sanayileşmesi için ilave bir alan ayrılmamış. İşte orada S yazıyor bakın. Evet. Sadece orada kalmış. Evet. Şimdi mevcut çevre düzeni planı resmi olmayan tek proje Güney Turizm Yolu ki bu da yılan hikayesine dönmüş. Şimdi başlamışlar, başladılar sözde, gövdesi açıldı. Bana göre de yanlış etaplanıyor. Şu anda bir faaliyet de ben göremedim. Evet. Turizm yolunu Koçarlı'dan Muğla yoluna kadar, Adnan Menderes Müzesi'ne kadar olan kısmını sözde karayollar ihale etmiş, sözde yapıyorlar. Ama planlamanın ve o yolun altyapısı olan devamının da birlikte ele alınması lazım. Çünkü Aydın'ın güneyi, Koçarlı'nın temsil ettiği Aydın'ın güneyi hep terk edilmiş. Tek tek inceleyeceğiz. Yani Aydın'ın güneyi kuzeyine göre daha cazip. Aydın'ın güneyi kuzeyine göre daha kaliteli sulara sahip. Anlatabiliyor muyum? Evet. Daha verimli ormanları var, doğal güzellikleri var. Bir Çin'i düşünün. O dağlardaki güzellikleri düşünün. Her türlü turizme açılacakken terk edilmiş. Evet. En başta ulaşım yönünden bu turizm yolunun hızla ta Söke'den başlayıp Karacasu'ya kadar, ucuna kadar gitmesi şart. Şimdi kentin içine giriyoruz, kentin içine giriyoruz. Şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ekranı alalım arkadaşlar. Evet. Koçarlı kentinin içinde trafik ve ulaşımda sorun var. Ya küçücük nüfus küçücük kaybeden bir kentte evet. Trafik, ulaşım, otopark sorunu nasıl yaratılır kardeşim? Bu da özel bir marifet olsa gerek. Değil mi? Yani... Böyle bir şey yok ya. Son 50 yıldır nüfus kaybetmiş, nüfusun 1/3'ünü kaybetmiş, terk edilen bir şehri bile evet. Trafik ve ulaşım açısından nasıl berbat edebiliyoruz? Bu bir marifet. Bakın yazmışız burada. Bir tane bulvarı yok. Bir tane bulvarı yok. Burası ilçe merkezi arkadaş ya. Bir tane refüji bulvar kılıklı bir şey yapılmış. Gerek mi Atatürk bulmuşlar? Caddesi denmiş. Bulvar da denmemiş. Atatürk Caddesi. Bunda boyu sadece 600 metre. 600 metrelik bir bulvarı var. İncirlova'dan gidince... Turizm yoluyla beraber olacak inşallah. Hiç zannetmiyorum. Programda da öyle bir şey yok. O bulvar, İncirlova yolundan giriyorsunuz, bir yerde başlıyor. Şehrin merkezinde de bitiyor. Sanki çıkmaz bulvar. Evet. Yani çıkmaz sokak gibi. Ya böyle bir ihmal yok. Ama biz yani belediyeciliği, siyaseti şöyle görüyoruz. Vatandaşa işte bol bol reklam yapalım. Şunu yaptık, bunu yaptık gibi... Hiç alakası olmayan, kente müdahale etmeyen, kentin geleceğini kuracak şeylerden uzak durarak göstermelik işlerle meşgulüz. Evet. Maalesef. Yani bizdeki belediyecilik anlayışı bu. Zaten merkezi idare Aydın'ı bana göre çok ciddi şekilde ihmal ediyor. Koçarlı da bunun örneklerinden bir tanesi. Koçarlı'nın içinden transit gelip geçmeye kalksanız kardeşim sokaklardan geçeceksiniz. Bir tane şöyle çift şeritli gidiş geliş bulvarla geçemiyorsunuz. Kaldı ki çevre yolu gibi bir yola ihtiyacı var. İşte turizm yolu bunun için çok önemli.
Tabii sokaktan geçelim, işte oradan çok güzel meşhur tahininden alalım, işte pidesinden yiyelim diye mi yapıyorlar acaba? Yani şimdi düz geçersek girmeyiz diye mi? Şimdi bakın, hayır. O yanlıştır. Şehrin içine sokalım. Oradan alışveriş yapsın felsefesi yanlıştır. Ben size bir örnek vereyim. Eskiden biz Afyon'un içinden geçerdik, şeker alırdık, bilmem ne alırdık. Afyon'a bir çevre yolu yapıldı. Şimdi 10 katı arttı Afyon'un satışı. Çünkü o şekerciler, tatlıcılar hepsi çevre yolunun etrafına yeni iş yerleri açtılar, daha modernlerini açtılar. Koçarlı'da da, bütün kentlerde bu yapılabilir. Değil mi? Yani illa şehrin içine sokalım, milleti arabasını koyacak yer bulamasın. Sıkıntıya girsin, girmez, durmaz. Arabayı koyacak yer bulamayınca ne durur, ne tahin alır, ne helva alır, ne bir şey alır kardeşim. Yani rahatlık ister vatandaş. Bir tane çevre yolu olacak, bir turizm yolu olacak. Kenarına imara açacağız ki burada öyle. Onun kenarına ticarethaneleri kuracağız. Yöresel ürünleri satacağız. Böyle kalkınılacak. Evet. Şimdi bakın burada, şimdi bu görüntüde... Koçarlı'nın durumu berbat. Berbat. Şimdi içme suyu açısından bakıyoruz. Evet. İçme suyu kaynakları Koçarlı'nın, yörenin en güzel suları var biliyorsunuz. Çakırbeyli'ye testi doldurmaya giderdik. Evet. Buna rağmen orada bir içme suyu temininde ne köylerde ne merkezde ne ciddi bir şebeke var ne de ciddi bir müdahale var. Büyükşehir Belediyesi gitmiş iki tane köye. Affedersiniz, internette satılan paket arıtmalar var ya şöyle basit. Hı hı. Biz buraya arıtma tesisi kurduk diye alayı vala törenlerle mörenlerle reklam ederek iki tane köye arıtma yapmış. Ya bu işe böyle yaklaşılmaz. Benim bütün köylerimin içme suyu temiz, kaliteli, köydeki her eve ulaşan, musluğu açtığın zaman şakır şakır akan ve ucuz. Ama lütfen biraz temkinli konuşun. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçoğlu'nun yaptığı hizmete hakaretten suçlu dava açılır hakkınızda. Yok, Allah muhafaza. Onu kastetmiyorum. Arkadaşlar yapmıştır. Arkadaşlar yani. Yapmış, tamam. O yapmamıştır. O her şeyi biliyor zaten. Evet. Dolayısıyla ya benim söylemek istediğim böyle parçacı yaklaşımlarla, göstermelik yaklaşımlarla ne içme suyunu ne kanalizasyonu çözemezsiniz. Bakın kanalizasyon aynı şekilde. Koçarlı'nın kanalizasyonun etrafında büyükşehir ile ilçe belediyesi arasında kavga dönüyor 10 senedir. Yapılan ne var? Hiçbir şey yok. Arıtma tesisi yok. Şehrin tamamında kanalizasyon yok. Köylerde zaten kanalizasyon adı yok. Evet. Adı bile yok. Yani yapalım diye düşünen de yok. Böyle bir tablo. Şimdi gelelim ne yapacağız? İlk yapılacak adım Koçarlı'nın çevre düzeni planını Koçarlı'nın gelişmesine, kalkınmasına göre revize edeceğiz. Bakın önerisi de bu. Görüyor musunuz? İkisinin arasındaki farkı. Sarı bölgeler artmış. Yaklaşık 10 bin nüfus sarı bölgelere gelip yerleşebilecek. Oradaki sarı bölgeler. Yukarıya doğru Koçarlı yazısının oraya doğru İncirlova yolu var. O İncirlova yolunun belli bir kısmını iki taraflı imara açmışız. Güzel bir alle, güzel bir bulvar oluşturmuşuz. Yatay olarak Sera bölgesinin üzerinden bakın şey geçiyor, turizm yolu geçiyor. Bu şekilde ilk müdahaleyi imar planıyla yapacağız. Sol tarafta büyük bir Sera bölgesi kuruyoruz. Bu bir tarım şehri. Yani hem insanların yerleşmesine yol açacak hem de seracılığı orada güçlendirecek. Bu imar planı mutlaka bakanlık tarafından öncelikle onaylanması lazım. Bu yapıldıktan sonra tarım bölgeleri, ulaşım ağı, raylı sistem, sera alanları, bir karma sanayi bölgesi. Bakın burada büyük bir karma sanayi bölgesi var. Görüyor musunuz? Evet. Yani orada bunun yapılması için de organizasyonu da kurduk. Türkiye'de buraya yatırım yapmak isteyen İSİAD dediğimiz bir dernek tabii, vasıtasıyla. Orada şey de var, çam fıstığı fabrikası falan da var. Tabii. Yani burası... Aşağı yukarı Aykin fabrikasının 8 katı büyüklüğünde bir karma sanayi bölgesi. Bunun projesini birazdan göreceğiz. Ama önce imar planı yapılması lazım. İşte Koçarlı'nın genel görüntüsü buna dönüşecek. Yani buradan tam okunmuyor ama şurada büyük bir dağ tarafında tarım dışı arazide sanayi bölgesi. Bakın aşağıda şey gözüküyor. Aykin fabrikası. O mor olan kısım tamamen sanayi bölgesi oluyor. Halil Bey ile Atatürk Mahallesi arasında. Yine burada bir Adnan Menderes Mahallesi kuruluyor. Mimar Sinan Mahallesi gibi. Şurada da büyük bir Sera Mahallesi kuruluyor. Sera bölgesi kuruluyor.
Ama en önemlisi şurada büyük bir bulvarı oluyor. Paris gibi bir bulvarı oluşuyor. İncirlova yolu üzerinde tamamı değil, büyük kanala kadar iki taraflı imara açılıyor. Bunu imar planıyla sağlamış olacağız. Evet. Böylece ulaşım da büyükşehirin ulaşım ana planına entegre edeceğiz. Bakın büyükşehirin ulaşım ana planında aşağıda Koçarlı'nın içinden geçiyor raylı sistem. Tabii. İşte o raylı sistem de bana göre turizm yolunda değerlendirilmeli. Dikkate alın. Paralel olarak. Yarın raylı sistem yapmaya kalktığınızda o yol yetersiz kalacak. Neresine koyalım rayı denecek. Evet. Raylı sistem Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı için çok önemli bir unsur. Yine Büyükşehir'in ulaşım master planına göre Koçarlı'da yapılması gereken köy yolları var. Yani köy yollarına biz çok yanlış yaklaşıyoruz. Koçarlı'da tam 195 kilometre köy yolumuz var. 195 kilometre. Dökümünü görüyor musunuz? Evet. Burada yazmışız. Halil Bey ile Çuhal arasında 5 kilometre. Timincilerle Taşköy arasında 2 kilometre. Birci ile Satıl arasında 2 kilometre. Tek tek çıkarmışız. Bu yolların hepsi bir bulvar niteliğinde geniş yollar haline getirilecek. O dağ yamacı dört dörtlük bir ulaşım altyapısına kavuşacak. Çok güzel. İki tarafına da köyler için imar izni vereceğiz. O bulvara bakan güzel köy evleri, villalar vesaireler yapılacak. Ormanın içinde. Ormanın içinde. Sadece villalar değil, o şekilde açılan köy yolları, bulvarların kenarlarında köyler için üretim tesisleri yapılacak. Küçük paketleme tesisleri yapılacak. Hayvancılık üniteleri yapılacak. Çünkü ulaşım çok önemli. Dağın başında hayvancılık için bir ünite kurarsanız güvenlik sorununuz var. Evet. Taşıma sorununuz var. Bir sürü enerji sorununuz var, altyapı sorununuz var. Ama yolun kenarında bunları kullanırsanız bütün bu sorunları aşıyorsunuz. O yolun zaten belli bir altyapısı olacak. İnternetinden, elektriğinden, efendim belki jeotermal ısıtmasına kadar. Dolayısıyla kırsal alana nasıl yaklaştığımızı böyle gösterdik. Yine büyükşehir genelinde hazırlamış olduğumuz tarım parkları projesini de Koçarlı için uygularsak, bu tarım parkları projesini defalarca anlattık. Belli bölgelere bölüyoruz. Bakın Koçarlı'da tam 31 tane tarım parkı bölgesi. Bütün köyleri ikişer üçer birleştiriyoruz. Biz tarım parkı yapıyoruz. O tarım parkının müşterek tesisleri oluyor. Burada tarlanın bahçenin sürülmesinden ekimi, dikimi, çapalaması, sulaması bunlar hep sıraladık. Ve bunlar için ortak makina ve teçhizat parkları kurulacak. Bunlar örgütlenecek ve bir kooperatifçilik çatısı altında müşterek hayvancılık tesisleri kurulacak. Müşterek mandıra tesisleri kurulacak. Bu şekilde köylünün yerinde kalkınması sağlanacak. Taşköy'ün de 37 kişiden hızla 370 kişiye çıkması sağlanacak. Anlatabiliyor muyum? Sadece merkez nüfusu değil, Koçarlı yamaçlarındaki köy nüfuslarının da yerinde kalkınması. Oradaki diyelim ki 8 nolu tarım parkında, ki bakın şurada 8 nolu tarım parkında Güdüşlü tekeli tarafı, belki bir küçük çam ormanı yapılacak. Yani bir fıstık çamı ormanı yapılacak. Oradan gelen gelir muhtarlık tarafından değerlendirilecek. Yani bunların hepsi tek tek masaya yatırılıp çözümlenmesi gereken projeler. Şimdi altyapıda en önemli kavram sıvı ve katı atıklar. Aydın genelinde çöpün nereye gittiği belli değil. Çünkü çöp deponi merkezleri yok. Bir benim yaptığım Aydın merkezde var. Bir de Kuşadası'nda yine zamanında bizim devreye girdiğimiz Kuşatak projesi çerçevesinde yaptıklarımız var. Kimse katı atıklar çöpün imhası için, değerlendirilmesi için son 20 yılda kimse bir tane taş koymadı Aydın. Bunun bir bütün olarak ele alınması lazım. Bakın bu projede bunları hep söylüyoruz. Burada da Koçarlı'nın özellikle, alalım ekranı arkadaşlar. Evet. Katı atıklar çok önemli. Çünkü çevreyi kirlettiğiniz takdirde, suları kirlettiğiniz takdirde sizin yaşadığınız doğayı doğru kullandığınızı iddia edemezsiniz. Evet. Önce katı ve sıvı atıklarla baş edeceksiniz. Bunun için de master plan yapacaksınız. İl genelinde çözeceksiniz. İlçeye düşen, bakın burada Koçarlı'nın katı atık imha tesisleri görünüyor. Hakeza burada görünüyor.
Burada da kanalizasyon arıtma tesisleri. Aynı şekilde köyler dahil, bakın her köydeki her akan lavabo suyunun mutlaka doğaya, foseptiğe değil bir kanalizasyon sistemine gitmesi ve arıtılması gerekiyor. Köy diyorum. Bizde daha şehirlerde yok. Evet. Bunu yapmak çok mu zor? Hayır. Bütün köyleri toplamak mümkün. Aydın'ın coğrafyası o kadar müsait ki. Evet. Köylerde kurulacak kanalizasyon şebekelerini bir boruyla ovaya indiriyorsunuz. Oradaki ilçe merkezinin kanalizasyonuyla birlikte arıtıyorsunuz. Tertemiz, pırıl pırıl suyu tarımda kullanıyorsunuz. Bu evet. kadar basit. Öyle çok büyük yatırımlara falan da gerek yok. Etapladığınız zaman bunların hepsini yapar geçersiniz. Bakın Aydın'ın kanalizasyon master planı. Bu ana kolektör toplu halde Didim'e kadar gidip orada tek bir arıtma tesisinde ileride arıtılacak. Şimdi gelelim Koçarlı'ya özgü bir takım temel projeler hazırladık. Bunlardan az önce bahsettik. 6 tane proje tanıtacağım ve programı burada toparlayacağız. Evet. Birinci proje Atatürk Bulvarı dediğimiz. Şimdi bakın burada Koçarlı tarafını görüyorsunuz. İncirlova tarafını da görüyorsunuz. Koçarlı'dan İncirlova'ya giderken turizm yolunun geçtiği noktadan itibaren 1200 metrelik bir alanı, 1200 metrelik bir alanı büyük bir bulvar yapıp iki kenarına kısıtlı olarak tek sıra imar veriyorsunuz. Tek evet. sıra. Nasıl bir şey o imar? Böyle bir şey. Bakın. Şimdi bu planı ben kısaca açıklayayım. Ortasında bir tramvay var. Değil mi? Evet. Nostaljik bir tramvay var. O 2 kilometre 1200 metre orada, 800 metrede merkez, o 2 kilometre boyunca gidiyor geliyor. Bu bedava da olabilir çünkü bunun işletme maliyeti çok değil. Koçarlı'nın bir ucundan merkeze... Ya bedava olsa koltukların aldığı reklam bile yeter ona. Elbette yani ortasında böyle bir tramvay hattı var, 10 metre yazmışız. İki tarafında üçer şeritli transit yol var, büyük bir bulvar. Bu koltukların aldığı reklam yeter değil mi ya? Bu biraz da şeyin işletmeci başkanın bakış açısına bağlı. Reklam yerlerini pazarlamak yerine kendi fotoğrafını koymak kalkarsa... Tabii. Aynen. Bedava aynen. değil, iki kat olur o zaman. Aynen öyle. Evet. Şimdi bunun toplam genişliği, bakın o yolun toplam genişliği yukarıda görüyorsun 80 metre. Evet. Yani bizde gittiler oraya asfalt döktüler. Toplasanız 20 metre etmez. Ondan sonra iş yaptık. Ya böyle yapmayın ya. Düzgün yapın bir işi. Şimdi oradan bir tane traktör bankette gittiği zaman yol riskli hale geliyor. Bu sefer demişler ki traktörler için ayrı yol yapalım demişler. Şu anda Koçarlı ile İncirlova arasında ovayı kesen yolu gidin bir görün. Tam bir mühendislik rezaleti. Böyle bir yol olmaz. Bakın ne önermişiz. Bunu sadece 1200 metrelik bir bölümlü 80 metrelik bir yol önermişiz. Sonra da toplam 220 metrelik bir bant içinde, 220 metrelik bir bant içinde, bakın burada görünüyor, yüksek katlı yapılaşma, rezidans tarzında. Ortada tramvay, kenarında transit yol, 5 metre kaldırım. Ondan sonra iki tane iki taraflı bulvar, bakın sarı taraflar otopark cebi, ortada toplayıcı yolu. Ondan sonra 13 katlı rezidanslar. Arkasında koşu yolu, arkasında bisiklet yolu. Şimdi bunun yapıldığını düşünün Koçarlı'da. İncirlova tarafına çıkıyorsunuz, 1200 metre boyunca sağlı sollu, hakikaten çok modern bir şehir havası içinde, ortasında ulaşımı olan, raylı sistemi olan, arabanızla kırmızı ışığa takılmadan transit geçebileceğiniz bir bulvarı olan, ama kenarında da toplayıcı bulvarları olan ve o toplayıcı bulvarların otopark cepleri bulunan, gittiğiniz zaman arabanızı koyacak yer aramadan orada yaşayabileceğiniz, apartmanların arasında spor alanları, çocuk parkları bulunan, birazdan tanıtacağız. Tek sıra bina, arkası doğa, arkası tarım alanı. Artık kimse tarım alanına tecavüz etmez. Şimdi siz bunu yapmazsanız, Koçarlı buraya doğru büyürse, bu 220 metre yerine 520 metrelik bir alanı işgal eder. Tek katlı, iki katlı yapılaşmalarla. Biz bunu yolun etrafına konsantre etmişiz. Atatürk Bulvarı projesi Koçarlı'nın önündeki, bakın buradan daha net gözüküyor. Koçarlı'dan çıkıyorsunuz. İlk büyük kanala kadar ileride fotoğrafın en tepesinde İncirlova tarafı var. Böyle bir bulvar olduğunu düşünün. Koçarlı'nın çehresi değişir mi değişmez mi? Değişir.
Koçarlı'da yaşayan insan, ya ben buradan kurtulayım da gideyim Aydın'da Mimar Sinan Mahallesi'nde bir rezidans alayım, orada yaşayayım mı der, yoksa buradaki rezidansta mı yaşayayım der. Ya da Aydın'dan gidelim Koçarlı'daki daha güzel. Veya eski Koçarlı Aydın'a gelip yerleşmişse, ya Koçarlı ne güzel oldu kardeşim, gideyim ben de oraya taşınayım der mi, demez mi? Evet. İşte bu der. Çünkü bu Mimar Sinan Mahallesi'nden de daha rahat yaşanan bir ortam. Bir de oranın pazarı daha ucuz olur. Pazarı da ucuz, bir de ulaşım imkanları, otopark imkanları bizimkinden çok daha iyi. Mimar Sinan Mahallesi'nden de daha iyi. Çünkü burada tek aks üzerine dizilmişler. Bir de arkada mavi bir kısım var bakın. Oraya da bir dereyi taşıyoruz Menderes Nehri'nden. Bir nevi suyla buluşturuyoruz bu parçayı. Yani bir Venedik projesi dediğimiz bir proje var. Oraya küçük böyle sandallarla gezinti yapılabilecek hale getiriyoruz. Yani bütün bunlar çok mu zor? Değil. Burada toplam 20 bin nüfus barınıyor. Bak küçücük alanda 20 bin nüfus. 60 metre derinlikte iki cepheyi imara açıyorsunuz. Mükemmel bir kent parçası yaratıyorsunuz. Toplam 6 bin lüks konut yapılabiliyor o alana. 20 binde nüfus gidiyor. Gider mi gitmez mi? Gider. Anında gider. Anında gider. O 20 bin nüfus ne iş yapacak? Ne yiyecek, ne içecek? Hiçbir şey yapmasa gelir Aydın'a gelir gider buradaki işinden yine oraya yerleşir. Ama bizim niyetimiz aynı zamanda oraya istihdam yaratacak iki temel projemiz var. Bir tanesi organize sera bölgesi, bir tanesi de karma sanayi bölgesi. Şimdi gelelim organize sera bölgesini anlatalım. Bu alan 2000 dönüm bir alan. 41 tane sera adası var. 612 tane sera parseli var aile işletmesi olarak. Bunun üretim planlaması ve pazarlaması bir kooperatif eliyle yapılacak. Altyapısı belediye desteğiyle yapılacak. Sulama dediğimiz sistemler, Venedik kanalı dediğimiz sistemden alınıp yapılacak. Isıtma jeotermal kaynaklı müşterek bir şebekeye bağlı yapılacak. Evet. Proje için iç ve dış kaynaklı hibe ve faizsiz krediler var. Bunlar hazır. He deseler şimdi götürür bulur getiririm. Bunu yapacak yatırımcı. Sera parselleri içinde organik hayvancılık faaliyetine destek verilecek. Bu kümes hayvanları olabilir. Büyükbaş hayvan olabilir, küçükbaş hayvan olabilir ama organik beslenecek. Ekolojik olacak yani. Ekolojik olacak. Birazdan anlatacağız. Bu projede bir bütünün parçası. Aydın'da planladığımız 32 tane sera bölgesinden tane. 2 tanesini Koçarlı'ya koymuşuz. Çok güzel. 2 tane. Bir tanesi doğuda, bir tanesi batıda. Şimdi gelelim bu doğudaki sera bölgesi. 1/100.000'lik plan geçtikten sonra buraya 1000 ölçekli plan yapılacak, imar planı yapılacak. Burası 18. maddeyle parsellenecek, tarla sahiplerine dağıtılacak. Oradaki tarlanın değeri dönümü 40-50 bin liraysa 500 bin liraya çıkacak bir kere. Kullanım amacı betonlaşmayacak, tarıma yönelik kullanılacak. Organize seracılık yapıldığı için oradaki ürün genellikle ihracat. Bir nevi toprak reformu yapıyorsunuz. Bir nevi toprak reformu da şehircilikle birlikte çözmüşüz burada. Bu yapıldığı takdirde buradan elde edilecek katma değer yani çiftçinin cebine girecek para tam 12 katı artıyor. 12 katı. Bugün şuradaki tarladan ayda 1500-2000 lirayı zar zor çıkartan benim üreticim, çiftçim 12 katı aşağı yukarı 15-20 bin liraya çıkıyor hanenin geliri. Bunlar hep hesaplandı. Bakın bu yine yukarıdan plan görünüşü. Bunlar imar adaları ve yolların şeması. Evet. Biraz daha yaklaştırmışız. Bir adaya inmişiz. Bir ada 50 dönüm, 18 tane parsele bölünmüş. Gördüğünüz gibi altından turizm bulvarı geçiyor. Yine bir başka görüntüsü. 2500 kişiye istihdam yaratıyor bu. İş imkanı yaratıyor. Yüksek gelirli. 360 tane sera parseli var. Her biri 2500 metre ve 252 tane de 3500 metrelik sera parselleri var. Evet. Toplam 612 tane sera parseli var. 612 aile demek 2500 kişiye burada iş imkanı ve yüksek gelir demek. Bakın burada parselasyonu açıkça görülüyor. 2500 metrekarelik parseller. 3500 metrekarelik parseller şeması gözüküyor. Bu bir tane imar adası. Dört tarafında 10'ar metrelik yollar var. Tır bile girebiliyor. Evet. Çok geniş değil. Yol zayiatı çok düşük. Burada imar planı zayiatı %10'larda.
%10'dan fazlası gitmiyor. Zaten şu anda da kullanımda %10 zayiatı var. Nerelerde var? Tarlanın arıklarında var. Anlar var. İki tarla arasında. Anolar var, arıklar var. Efendim söyleyeyim, drenaj kanalları vesaire. Şimdi gelelim, bir parselin içine indik. Bakın ne kadar mükemmel bir yaşam. Hem iş, hem istihdam, hem de mükemmel çağdaş bir yaşam. Bir tarafından imar yoluna cephelisiniz. 3500 metrekare bir parseliniz var. Bunun 2000 metresini, gördüğünüz gibi 2000 metresini kapalı sera yapıyorsunuz. 4 tane göz yapmışız burada. Ortasına evinizi yapmışsınız. Sağ tarafınızda işte yemdi, şuydu, buydu, depo, atölye vesaire. Öbür tarafında hayvan damı var, 250 metrekare. Hem hayvanınızı besliyorsunuz, hem ürünlerinizi depoda, atölyede yarı mamul hale getiriyorsunuz. Kooperatifin öngördüğü biçimde paketliyorsunuz. Kapıdan teslim ediyorsunuz kooperatife. Kooperatif onu ihraç ediyor. Sizin cebinize de parayı koyuyor. 3500 metrekarede bir aile aşağı yukarı ayda 30-40 bin lira gibi bir gelire ulaşabiliyor. Böyle bir gelir düzeyi var. Çünkü buradaki serada yapılacak ürünler jeotermal ısıtmalı oluyor. Müşterek altyapı yapılıyor. Minimum maliyet. Minimum maliyet oluyor. Seralar kalıcı ve güvenli oluyor. Isıtma maliyetleri düşüyor. Pazarlama maliyeti düşüyor. Pazarlamada... Son 5 dakikamız. Evet. Koçarlı hızlı. Hızlanalım. Evet. Yine ikinci bir sera bölgemiz var. O da Koçarlı'nın Aykim tarafında. Evet. Burada parseller 1000 metrekare. Daha küçük. Ama sera. Bu bir nevi bir mahalle gibi düşünün burayı. Evet. Burada da 320 tane parsel var. Burada da her 1000 metrekarelik parselin içine bir tane ev yapıyorsunuz. Bakın burada da görünüyor. Görüyor musunuz? Bir konut, ön bahçesi, arabanız, arkada sera alanı. Burası bir malikane. Burası kentte yaşayabileceğiniz en güzel ortam ama gelir getiriyor size. Yine bir üretim kooperatifiniz var. Buradaki sera alanı, örneğin doktorsunuz. Örneğin devlet memurusunuz, müdürsünüz. Gidip burada tarım yapabiliyorsunuz. Neden? Arkadaki sera alanını kooperatif müştereken genel işletmesini üstlenebiliyor. Diyorsunuz ben uygulayamayacağım. Siz eleman tutun, isteyenlerinkini siz üretimini siz yapın şeklinde. Bunlara sera kent tabir ediyoruz. Yine burada da parseller 1000 metrekare. Daha küçük ama seracılık amacıyla kullanılıyor. Bu evin şemaları vaktimiz olmadığı için o kadar güzel binalar çıkıyor ki bakın. Anladım. Sera... Tahmin edebiliyoruz. İzleyicide de zaten bu konuda bir kanaat muhteşem oluşmuştur. Gelelim sanayiye. Orada aşağı yukarı içinde büyük fabrikaların yanı sıra küçük işletmelerin de olduğu bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Orada da parseller 1000 metrekare ile 10.000 metrekare arasında. Bunu İSİAD'la görüştük. İSİAD gelip buraya yatırım yapmaya hazır. Bu imar planları çözüldüğü takdirde... Zaten bakın, Koçarlı içinden de kendi yatırımcılar çıkacaktır orada. Çıkacaktır. Evet. Bu alan kamulaştırılacak. Hiç yani işe yaramaz bir alan. Bakın zaten haritada da görüyorsunuz. Mor alan. Şurada bir zeytinlik var. Onu hariç tuttuk gördüğünüz gibi. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Diğerleri tamamen fundalık. Bakın. Evet. Çallık, fundalık. Buraya aşağı yukarı 250 tane işletme açılabilir. İşte bu sera bölgesiyle, bu karma sanayi bölgesi Koçarlı'ya hayat verecek. Şehircilik yönünden de iki tane sera bölgesi, bir tane Atatürk Bulvarı projesiyle yaklaşık 40 bine yakın da nüfus artışı ile modern bir şehre dönüşüyor. Tabii kırsal mahallelerin de nüfus artar bunlara paralel olarak çekim. Tabii ki. Bu bakın hazırlamış olduğumuz Koçarlı'nın karma sanayi bölgesinin üç boyutlu temsili. Ya bunlar çok zor işler değil. Bunlara Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız davet etsin. Gidelim. Koçarlı Belediye Başkanımızla oturalım. Bunların hepsini hayata geçirelim. Bunlar birkaç yıl içinde hepsi hayata geçebilir. Evet. Bu kadar kolay. Millet arıyor kardeşim. Dünyada para çok. Destek verecek yer arıyor. Hibe kredi arıyor. Kırsal alana inanılmaz destekler var. Avrupa fonlarından var. Türkiye'de var. Sağ olsun devletimiz sonuna kadar kesenin ağzını açıyor aslında köylümüz ama... Organizasyon yok. Köylü evet. Ne yapsın? Borca giriyor, ödeyemiyor. Ondan sonra da tarım kooperatiflerinin icra yükünün altında ezilip bas bas bağırıyor. Yapmayın, onlara yol gösterin, onlara kazanç kapıları açın. Adam serada çiçek yapacak, satamıyor. Domates yapacak, satamıyor.
Para etmiyor. Tohum para, ilaç para, bilmem ne, ısıtma para. Ya öyle bir organizasyon kurun ki az harcasın, çok evet. gelir elde etsin. İşte proje. Evet. İşte burada hepsi var, hepsi evet. hazırlanmış. Şimdi bir son bir projemiz var. Demin 40 bin nüfus dedik ya. Bunun 20 bini Atatürk Bulvarı, işte 10 bini Sera bölgelerinden geldi. Oraya da Mimar Sinan Mahallesi gibi yeni bir mahalle kuruyoruz. Zaten Koçan'ın gelişme alanı orası. Alırsak şeye görüntüyü arkadaşlar. Burada bir Adnan Menderes Mahallesi kuruyoruz. Geniş bulvarlar. Burayı da bizim Mimar Sinan Mahallesi gibi geniş bulvarlarını açıp yapılaşmayı açıyoruz yüksek katlı olarak. Modern bir Adnan Menderes Mahallesi'ne kavuşuyor. Şehrin içi artık rant kaybediyor. Şimdiki Koçarlı'nın 10 katı daha verimli, 100 katı daha değerli bir Koçarlı oluşuyor. Çok değerli yani. Bir Koçarlı. Koçarlı'nın merkezi o zaman rahatlayacak, ucuzlayacak. Orada kentsel dönüşüm evet. çok daha kolay olacak. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Yani Koçarlı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi son Venedik projesini de bir dakikada tanıtalım. Bakın Menderes Nehri'nden alıyoruz. Evet. Bu zaten bu dere yatağı ıslah edilmiş durumda. Evet. Alıyoruz suyu Venedik Kanalı diye dolaştırıyoruz. Bu kanal hem Atatürk Bulvarı'na rekreasyon amaçlı hizmet veriyor hem de Sera bölgelerine sulama hizmetini veriyor. Gördüğünüz gibi bakın evet. Sera bölgeleri, Atatürk Bulvarı hepsi burada gözüküyor. Şimdi biz bu projede, bu projenin hayata geçmesinden ziyade oradaki lavra mücadelesini kim yapacak tartışmasına gireriz. Bakın bu da kesiti. 12 metrelik zaten bu kanal var. O kadar basit bir yatırım. Orada yelkenliyle Koçarlı yelkenlisini alsın, apartmanın arkasına çeksin. Şimdi bunu şey derler, Hüseyin Aksu sivrisinek yuvası yapacak Koçarlı'yı falan derler. Derler yani şimdi diktiğimiz ağaçlara hırsıza merdiven yaptı diyenler çıktı. Evet, ya. Evet. Yani siyaset bu. Bakın Koçarlı'nın diğer sektörleri hemen çok kısa yarım dakikalık. Bunlara bahsedemedik. Koçarlı'da itfaiye sistemi, kültür tesisleri, evet. spor tesisleri. Onlar zaten diğer ilçelerde olacak. Copy-paste yap şeyler. Ama bu başlıklar var. Birileri evet. çıkıp da Aksu bunları şey yapmıyor ya bizim yani mezarlık. Şey Germence yaptı Koçarlı eksik bırakıyor demesinler. Evet demesinler. Evet. Yani jeotermal ısıtma var, ağaçlandırma var, erozyon kontrolü var, spor var, sosyal hizmetler var, eğitim var, üniversite var. Evet. Ya birisi çıkıp ya Koçarlı'da koskoca evet. üniversite çakmar var niye bahsetmedi? Bunlar hepsi evet. var. Hakeza Adnan Menderes Müzesi var. Bu fragman. Bunlar şey, bunları girmedik ayrıntılarına. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bugün sığdırdık. Bugün sığdırdık. Programa sığdırdık. Artık zaten hani paketlere girmeyince, her yerde olan şeylere girmeyince süreyi daha verimli kullanırız. Ben çok teşekkür ederim. Son bir slogan koyacağım izninizle. Bakın son slaydı alalım ekrana. Demişiz ki şehircilik hamle ister. Şehircilik operasyona hamle ister, cesaret ister. Hamle cesaret ister. Cesaret olmazsa olmaz ama sadece cesaretle de olmaz. Doğru projeler ister. Doğru ve yenilikçi projeler kolay anlatılmaz. Bakın onu da söylüyoruz. Bürokratik duvarları yıkacak güç gerekir. Ancak bunları yaparsan da unutulmazsın. Okay. Ben bunu denedim gördüm. Tarihine var. Evet. Bizi bu yüzden unutmuyorlar. Sağ olun Sayın Başkan. Evet sevgili izleyenler bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Eski Aydın Belediye Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Akademisyen Hüseyin Aksu'ydu. Koçarlı'yı konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka ilçeyle karşınızda olacağız. Gelecekteki bir başka ilçe öngörüsünü Sayın Hüseyin Aksu'nun burada masaya yatırıyor olacağız. Hoşçakalın.